Evet. Esas ülkemizin en büyük sorunu yağlı tohumlar. Şimdi sulama sorunlarımız var. İşte yine söylüyorum. Benim en büyük söylemek istediğim olay şu Nezih Bey. Biz plan program yapmasını bilmiyoruz. Yani ben kaç yıldır işte bu tarım Yani diyorsun ki disiplinli bir toplum ya değiliz yok biz. yani biz muhasebe bilmiyoruz. Ben size bir örnek anlatayım. Mesela işte bu anadan babadan kalma usuller diyoruz ya. Öğrenmişiz gidiyoruz. Şimdi sen gitsen Anadolu'da bir köye desen ki ben kanola, işte ben seni tanıyorum ha. Kanolanın nasıl yetiştirdiğinizi, kanolayı nasıl yaydığınızı, çalışmalarınızı, o çabalarınızı çok iyi biliyorum ben. Gidiyorsun kanolayı anlatmaya çalışıyorsun. Orada ne ekiliyor? Buğday ekiliyor, arpa ekiliyor. İşte kurak olan yani karasal iklimde söyleyeyim. İşte arada sırada endüstri bitkileri, şeker pancarı falan su olan yerlerde. Sulama Sen şimdi gittin dedin ki ben aspir ekeceğim. Ben kanola ekeceğim. Ne cevap alırsın abi? Sana ya bu söylüyorum ilgi ya. duyan insanlar var. Hayır, bak Bakın şimdi geliştiriyor şu ayrı mesele. Tarımda tabii değişim çok kolay bir iş değil, çok zordur. Bizim kendi üyelerimizin yapısı bile öyle 2-3 yılda değişmiyor. 10 yıl, 15 yıl bir zaman istiyor. Ama O politikalar yüzden değişiyor abi. politikalar tabii değişiyor. İşte biz burada biraz ağırız. Yani Türk toplumu olarak ağırız. Yeniliği hemen kabul etmekte biraz ondan sonra kararsız Bir de davranıyoruz. gözle görmeyi Evet. seviyoruz ya, o da Yani uzun süre işte çalıyor yani işte görmek. belki 2-3 yıl mı gözle görüyoruz? 5 yıl mı görüyoruz? 10 yıl mı görüyoruz? Şu komşum yapsın. İşte o ne yapıyor, bakıyor, ediyor. Ya o Olacak mı, kazanırsa ben olmayacak kazanayım. mı? Tabii. Risk almıyoruz o zaman. Göre gör var. Ama tarımın genelinde tüm dünyada bu iş böyle. Bundan da çok fazla şey yapmamak lazım. Yüksünmemek lazım. Ama bizdeki tabii en büyük eksiklik biraz bu işlerde yani bilgiye değer verme. Evet. Yani anlayış eksikliği biraz. Bunu özellikle bazı bölgelerde biraz ilerletmemiz lazım. Ben mesela son 10-15 yıldaki girişmeleri ondan sonra biz belki Türk tarımına bakarsak genelde hani 70'ten işte 95'li yıllara kadar bir girişim dönemi var. Ondan sonra o ağır ağır gidilmiş. Ama 95'ten bu yana mesela daha hızlı bir gidiş var. Yani her şey daha çabuk değişiyor. Bakıyorsunuz mesela işletme ortalamamız biz ilk kurduğumuz zaman bizim Önder Çiftçi Projesi'ne bizim işletme ortalaması, tarımsal işletme açısından baktığınızda işte 22 dekarlardaydı. Şimdi biz 22 pardon 220 dekarlardaydı. Şimdi işte 700 dekarlara falan filan ulaştık. Yani tabii ortaklaşa çalışma alışkanlığının artması lazım. İnsanların kafasının biraz değişmesi lazım. Yaşla Kafa yapısından alakalı değil. bu, jenerasyonla alakalı. Tabii yaşla ilgisi var, bilgiye değer vermekle ilgisi var. Tabii son yıllarda artık işte internet dediğimiz televizyonların, internetin O bu bilişim teknolojisinin tabii gelişmesi. bilişim teknolojisinin gelişmesi bu duyarlılıkları daha da hızlandırıyor. Çünkü burada aslında yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu ki hem mesela köylerde yetişen arkadaşlarımız, gençlerimiz bir şekilde ya okuyarak, ya tahsil görerek şehirlere göçüyorlar ya da işte iş bulma amacıyla işte şehirde daha fazla imkanlar, sosyal, kültürel, işte ekonomik anlamda bir şekilde edinimler sağlamak için göçüyorlar. Halbuki köylerde kalsalar, o kırsal mecrada kalsalar ve teknolojiyle birlikte orada gelişim sağlamaya çalışsalar, tarıma büyük hizmet vereceklerdir. Neden? Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu bilişim teknolojisi ne yapacaktır? Artı diğer tarımsal teknolojinin gelişmesi tarımı daha da orijinal, modern yapılır hale getirecektir ve para kazanmayı da daha da kolaylaştıracaktır diye Ben düşünüyorum. size mesela bir örnek vereyim, çok basit bir örnek. Diyelim ki Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da herhangi bir köye gidiyorsunuz şu anda. Gittiğiniz zaman köyde 100 hane var. 100 hanede 4 hanesi tarımsal üretim yapıyor. 96 hanesi başka işlerde çalışıyor. Etraftaki fabrikalarda, etraftaki daha hizmet sektöründe çalışıyor. Yani yapı da değişiyor. Yani dünyada işletmeler büyüyor. İşte ben Rusya'daki sosyalist bloktan ayrıldıktan sonra o büyük büyük tarlalardan falan bahsetmiyorum. 100 bin dekarlık, 200 bin dekarlık büyük çiftliklerden bahsetmiyorum. Bugün Avrupa'da bile işletmeler büyüyor. Yani ortalamalar sürekli, çünkü rekabet var. Evet. O yüzden işte verimlilik ilkesi çok ön plana çıkıyor. Yani ille de kırsalda oturan ondan sonra tarımsal üretim yapacak değil. Tarımsal üretimin dışında başka iş kaynakları da bulabilir. Ya ama şimdi Mesela ona daha gelemeyiz biz. Neden dersen bizdeki işletmelerin ölçekleri çok küçük. bizdeki işletmeler tabii çok küçük işletmelerin zaten Onun kurak için yapısal alanda reformlar lazım yani yani sulama bence. şansı olmayan bölgelerde yani normal Allah ne verdiyse yağan ondan sonra yağmur yağan bölgelerde yani küçük işletmelerin yani 40 dekar, 50 dekar, 100 dekar, 200 dekar olan işletmelerin ayakta kalması çok zor artık. Yani sulama şansı olmayan.
Yani kooperatif sebze, olacak meyve. Ya birlik olacaklar. Yani işte nedir? İşte kooperatif birlikte orada iş sahalarının genişlemesi, o insanların orada çalışması. Yani bunlar çok önemli şeylerdir. Bu da nasıl yapılır? Çiftçi örgütlenmeleri biraz daha büyüyecek. Ortak çalışmalar olacak, yatırımlar yapılacak. Yapısal reformlar gelişir, geliştirilmesi. Yani işte çünkü buradan insan kafasının biraz kafa yapısının değişmesiyle ilgili. Şimdi şu yaran dedik, eğitimci dedik ama tarım. Tarımla uğraşıyorsunuz. Tabii yani çünkü ÖÇP gibi bir oluşumun başındasınız, onu yönetiyorsunuz ama bu işin içindesiniz. Ben Türkiye'de öz eleştirisini yapayım. Türkiye'de bir sürü yani çöplükleri dolduracak seviyede kooperatifler var, birlikler var. Bir bakıyorsunuz çoğunun başkanına. Başkan olarak işte orada hiç alakası yok o konuyla ilgili. Orada başkan olmuş. Anlatabiliyor muyum? Soruyorsunuz bir çözüm üretemez ki. Çünkü bizim bu sektörü biraz önce anlatıyoruz. Bir performansa dayalı bir sektör bu. Yani toprağı önce atacaksın ki sonra ne yapacaktır? Alacaksın. Bir yıllık süreci orada var. Orada da rekabetler çıkacak. Orada da elbine orada, olacaklar. O da bir yaşanması gereken belki bir süreçti. Valla ben sizi çok iyi yani, niyetli görüyorum burada da. Çünkü ben ama bunlar önemli konular yani. Yani mesela tabii, bizim çiftlik projesi var. Tire Süt Kooperatifi. Yine buradan kulaklarını çınlatayım. Allah selamet versin. Mahmut Eskiyörük düşünmüş, taşınmış, kooperatif kurmuşlar. 5000 tane üyesi var. Bir de bizim çiftlik projesi geliştiriyor. Diyor ki bu projeyle de diyor ben diyor. Orada diyor köyün dışına bir çiftlik kuracağım. Ortak bir çiftlik diyor. Herkese inekleri olacak diyor. Hayvanları olacak diyor. Hem orada çalışacak diyor asgari ücretli vatandaş. İşte istihdam dediğiniz biraz önce sizin. Hem de diyor bana diyor, kendine de gelir getirecek. Hem ekonomiye de gelir getirecek diyor. İşte bunun gibi modellerin gelişmesi. Tabii canım mesela İsrail bunu daha önce kibbutz modelinde yaptı. Koloz modelinde farklı işler var. Kooperatif modelleri var dünyada. Çok farklı değişik. Yani yerinde istihdamdır bunlar. Ve çok rahatlıkla bunlar yapılabilir. İstersen gel. Siyaset biraz... siyaset yapmayalım da şey dedik ya yağlı tohumlar dedik. Hani çünkü... yağlı tohumları konuşacak. Ya, evet, yağlı tohumlar konuşacak. Türkiye'nin bir meselelerinden bir tanesi. Hem de yem maddelerine gireceğiz. Hala biliyorsun 2.8 milyar dolarlık bir ithalatımız var. Değil mi? Yağlı tohumlarda. Bu çok önemli. Soyasını, mısırını. Yani işte Kanada'da geliyor. Kanada'da ithal ediyor. Çünkü ayçiçek en fazla tabii ayçiçek. Sizin orada çok ayçiçek. Niye ithal ediyor o zaman? Yetmiyor ki. Yani hala peki bu bizim ülkemizde olmuyor mu ayçiçek fazla? Oluyor. Şimdi niye yapmıyoruz? Bizim ürettiğimiz ne ayçiçeğinde 850 bin tonla bir yıl 1 milyon 250 bin tona çıkmışız. Tabii sulama lazım. Su lazım ayçiçeğinde iyi verim almak için. Mesela bunu... Abi Güneydoğu'daki topraklarımız çok fazla sulandığı için tuzluluktan biliyorsun ne hale geldi. Vahşi sulamadan bahsetmiyoruz biz. Yani göletten al sepette çek ama ondan sonra... Bir sürü devlet şeyi verdi. Sulama sistemlerine 0% krediler verdi. Damla sulama sistemini falan. İşte damla sulama sistemi yapmak lazım. İşte Mısır'da uygulamalar var. Muhteşem başarı var. Onu, bunu mesela çok rahatlıkla ayçiçeğini de uygulayabilirsin Mısır'da olan. Mesela Konya'da şu anda verimler 350 kilonun üstünde. 3 suyla 4 suyla. Çok iyi. Şimdi mesela ayçiçek üretiminde bakıyoruz biz. Her zaman için 3'te 2'si Trakya'dır. 3'te 1'i diğer bölgelerdir. İşte İç Anadolu, Karadeniz, İç Ege, Adana, işte Antep biraz kapak kapta gayet azdır, fazla değildir. Yeni yeni giriyor orada. Girmesi gerekli peki? Gerekli tabii. Tabii. Yani pamuk yani biliyorsun işte bir evvelki sene pamuktan biraz para kazanıldı. Onun dışında hüsran. Pamuk, yani, pamuk ağalar eskiden İstanbul'un sahibiymiş değil mi? Evet. Şimdi pamuk ağalarına şey sözüne bile itibar edilmiyor pamuk ekenlere yani. Yani şöyle bakmak lazım olaya. Tabii yerinde ve zamanında kaliteli olmak haliyle hepsini üretmek lazım. Yani esasında toprakta uygulanması gereken şey münavez sistemidir. İyi bir münavez sistemidir. Yani siz işte bizim Trakya'da vardır çeltikçiler yaparlar. Her yıl 20 yıldan beri çeltik gelsin, toprağı mahvedersin ondan sonra verimde... Sömürüne kadar gideriz yani. Yani sömürüne kadar gideriz. İşte münavez sistemiyle farklı uygulamalarla yapılabilir. Yani siz bugün İç Anadolu'da işte bir yıl efendim pancara gelsin arkasından ondan sonra... Toplasın buğday ekebilirsin. İkinci arkasında silajcık mısır ekebilirsin. Arkasından olsa kavun ekebilirsin. Yem bitkisi ekersin. Yem bitkisi çok önemli. Tabii çok toprağın bugün, yapısını düzeltiyor. Bugün işte bak fiyatlara baktığımızda gene yem bitkileri ondan sonra 30-35 kuruş kilosu şu anda. Yoncadır, fidir. Yani gayet iyi fiyatlar bunlarda. Ve para kazandırır. Peki. Ya bir de tabii şu var. Para kazanmak deyince herkes çok fazlasını istiyor, hemen istiyor. Bir şey sürdürülebilir olması lazım. Şunu da anlamamız lazım. Ben çiftçi olarak. Yani buğday fiyatları 2 lira olsun. Olsun da millet o zaman ondan sonra ekmeği kaç para yiyecek? Değil her mi? Şeyin mantıklı olması lazım. Yani önemli olan iyi verim almaktır. İşin sürdürülebilir olmasıdır. Yani bir yıl fiyatlar yükselir, artısı fiyatlar düşer pat diye. O da iyi değildir.
Peki yani havza modeli, havza modeli uygulanıyor mu? Nasıl? Yok. Nasıl olacak havza modeli? Öyle bir şey çıktı ortaya. Yani havza modeli işte çıkardılar, hani birileri işte burada bunu ekeceksin, yoksa şunu planlamaya destek. Ya zorlayalım planlamayı. Yani devlet tek başına, yani siyasiler, hükümetler, Tarım Bakanlığı diyelim, bu işi tek başına yapamaz. Altyapı lazım. Bu işi çiftçi örgütleriyle birlikte yapması lazım. Yani ortaklaşa toplantılar yapılması lazım. Biz buralarda hangi ürünlere destek verilmesi gerekir, bunların planlaması lazım. 5 yıllık süreçte mesela Amerika'da Ohio eyaletinde karar almışlar. 5 yıl boyunca biz demişler sadece yem içeceğiz ya. Topraklarımızı zenginleştireceğiz, yem içeceğiz. Bu da yapılabilir. Ve herkes bunu bazı kabul etmiş. Zaten onlar almışlar kararı. Bütün mesele o. Birlikler almış, bakanlık uygulamış. Üreticiler almış zaten tabii. Biraz önce söyledik ya, bakanlık bütün sadece koordinasyon bu. Ve denetleme işte işliyor. Ortak planlama, tabii. Denetim ve ondan sonra kontrol dedik. Yani Tarım Bakanlığı'nın yapması gereken zaten bu. Zaten 10 sene, 20 sene sonra bunu göreceğiz. Mecbur. Yani dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunlar olacak. İşin sahibi sahilmesi lazım. Şu bahsettiğimiz o yağlı tohumlar bizim en büyük sıkıntımız. Biraz önce söylediniz ithal edilen rakamları. Aslında bakın üretim esasında artıyor. Mesela bu yıl özellikle İç Anadolu bölgesinde işte Karadeniz, Geçit bölgesi, Amasya, Tokat civarları, oradaki işte Samsun, Karadeniz'de artış var. İç Anadolu'da mesela geçen sene 90 bin hektardı, bu sene 150 bin hektara çıkıyor ekimler. Yani bir 300-350 kiloluk verimden düşündüğümüzde sadece bir 500 bin ton İç Anadolu'dan çıkacak demektir, ayçiçeği sadece. Şimdi bizim bir projemiz vardı 4 yıldan beri, milletin kafasına kazıya şey aspir yaptık. Mi? Aspir. İşte. Dedi ki aspiri kardeşim gelin İç Anadolu bölgesinde özellikle ikinci ürün Nadasa. İkinci ürün değil. Nadasa bıraktığın yerleri bırakıyorsun. Sadece bakın Eskişehir'de 1.8 milyon dekar alan var Nadasa bırakılan. Hiç çekilmiyor bir yıl. Boş duruyor. Erozyon yapıyor. Şu var bu var. Bir sürü olumsuzluk var. Kardeşim oraya ekersin. Dağ taşa ek ya yani aspiri. Çok, evet dağ taşa ekebilirsin çok evet. Rahatla. 80 kilo ile 150 kilo arasında bir verim alabilirsin. Yağmurun durumuna göre. Yazlık yağmurlara tabii. Göre. Sulama ve ihtiyacı yok. Prim desteği var. Ülkenin ihtiyacı var. Evet. Türkiye'nin aspir ondan sonra yetiştirilebilecek en azından 10 milyon dekar alanı var. Sadece çok düşük bir verim söylüyorum. 100 kilo olsa 1 milyon ton biz ondan sonra aspir üretiriz. Bitti. Türkiye bizim soktuğumuz aşağı yukarı 13-14 yıldan beri sözleşmeli üretirdiğimiz kanola. Yani bir normalı ve bizim topraklarımıza uygun bir ondan sonra yağ bitkisidir. Kanolayla da ilgili bir sürü spekülatif şeyler çıktı. O zaman ne yaptınız? Zorlandınız mı bayağı? Ne gibi? Dediler ya kanola şudur budur yağıdır. Hiç işte, yanlış bitkiler ondan sonra yanlış bilgiler. Işte tabii onların çok... hepsi çürütüldü. Ya işte yani bu... yok. GDO oldur, carttır, cüttür. Zaten... Yani olmadığı açık aşikar meydanda. Ya önce GDO'yu, hibriti bilsek, hormonu bilsek, ayırabilsek neden ayıramayız? Neden ayıramayız biliyor musunuz? İşte hakemi çıkıp konuşuyor. Ondan sonra kalkıyor işte sanatçısı çıkıyor, spikeri çıkıyor işte. Yani herkes çıkıyor. Önüne giden çıkıyor. Destekleri şey yaptığım için söylemiyorum. Ya bu konuyla ilgili konuşmak isteyenler konuşmuyor. Konuşması gerekenler ne yapıyor? İşte Nezih Suyaran konuşmuyor. Gidiyor işte sayın bilmem ne konuşuyor. Yani işte melez tohum nedir? Hibrit tohum nedir? GDO nedir? İşte hormon nedir? Bunun çok açık nettir bundan sonra her şey. Ya çizgilerle çizilmiştir bile. Aynen yani, değil öyle. Mi? Kalın çizgilerle. Herkesin bilmesi lazım. Bir cümle söyleyeyim. Gene Türkiye'de GDO'lu tohum üretimi yapılmaz, girmez de. O zaman 13 tane gelen bu mısır ne var o zaman? Tarım Bakanlığı izin vermiş. Hemen okuyayım ben sana. Sayın Eker, GDO'lu yem ile ilgili bugüne kadar verilen izinlerin Biyogüvenlik Kurulu'nun bilimsel çalışmaları sonucunda ve ya konuyla ilgili çalışmaları sonucunda izin verildiğini kesinlikle ve kesinlikle ülkemizde GDO'lu bir ürün üretilmediğini, GDO'lu bir gıda Türkiye'ye girmediğini söylemiş. Arkasından da bir sürü yine spekülasyonlar çıktı. Dediler ki ya hayvanlar yerse hayvanların etine sütüne karışır. Etine sütüne karıştıktan sonra da bize gelir. Yani insanlar biz tüketiyoruz sonuçta. Şunu bilmesin herkesin önemli yarar var. Türkiye'de tabii ki GDO'lu ürün denemeleri yapılmalı. Yani bunu bizim enstitülerimiz yapmalı, bilim adamlarımız yapmalı. Biz biyoteknolojiyi bilmeliyiz. Yani bugün İran bu konuda mesela GDO'lu tohum üretimi yapar ama kendisi ekmez. Dışarıya satar. İsterse üretir, istemezse üretmez. Kendi bileceği iştir bu iş. Yani ama biz Türkiye'de GDO'lu tohum yoktur. Yani dışarıdan biliyorsunuz zaten tohumluk ithalatı da yasaklandı 2012'nin Ocak ayından peki, itibaren. Peki konulsa bu GDO'lu, bu GDO'suz denilse ne zararı var? Yani bizim üretim yapmamızın... Kültürümüz mü müsait değil buna? Eğitimimiz bana göre müsait. Tamam üretimi yapmayalım ondan sonra. Tamam GDO'lu tohum üretimi yapmayalım. Ama çünkü yani GDO'lu tohumun çiftçiye ne faydası vardır? Ona bakmak lazım bir kere. Ha nedir işte? Alırsanız, hastalık zararlara karşı, verim artışı gibi şeyler. Hastalık zararlara karşı biraz verim artışı sağlanabilir.
Tamam mı? Yani bir ilaçla işte bir girdi maliyetini düşürebilirsiniz. Belki büyük alanlar, çok büyük alanlar olursa, yani bir Amerika, Kanada, Brezilya gibi olursa zaten bizdeki işletme ölçeklerinin küçüklüğünden yani, bu olmuyor. Yani bizde küçük ölçekli şeyde böyle bir üretime gerek var mı yok mu tartışılır. Ama bizim, mesela benim kişisel girişim odur. Bu konuda biyoteknoloji alanında bizim çalışma yapmamız lazım. Ya biz yapan hocalarımıza yani, da karşı gelmememiz lazım. Aynen öyle. Yani ondan sonra bu teknolojiyi bilmemiz lazım ya. Bu teknolojiyi bilmezse geri kalırız. Değil mi? Yani evet. Gelir sana bu GDO'lu dersen bilmezsin ya, basit olarak. İthalatına izin vermeyelim. Ama ithalatına izin vermeyelim diyoruz ama yıllardan beri GDO'lu ürün de özellikle Mısır'da ama ve soya'da bu ülkeye aşağı geliyor. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Diyoruz ki yağlı tohum yok. Ya yetersiz yağlı tohumlarımız var. Yağlı tohumda GDO'lu ürün genel olayı yok şöyle şu anda. Niye Mısır'da var? Hayır, Mısır'da bu sene ithalat çok azaldı. Ya 13 yani tane. Çünkü kendi kendine yeterli. 4 milyon tona geçti üretimde orada da. Ama şimdi o şimdi öyle bir... Sadece soya da var. Soya da var. Soya da 3 tane de soyaya izin verildi biliyorsunuz. Ya soya grubuna izin verildi. Artı biliyorsunuz hayvancılıktan bahsettik, yemden bahsettik, samandan bahsettik. Şimdi bunlar olmazsa şimdi... Şimdi bak sen yani, bugün bakın soya küspesi geçen sene 520 dolardı. 500-520 dolar aralığındaydı. Şimdi bu sene soya küspesi 650-660 dolara çıktı. Tonu. Yani dünyada büyük değer soya küspesi. Abi biz protein yetiştirebiliyoruz kaynağı. Onu. Efendim? Biz yetiştirebiliyoruz soya. Yetiştiriyoruz. Yani işte nedir, neye kadar yetişiyoruz? 70 bin ton, 80 bin ton. Evet. Fazla değil. Aslında. Hadi bilemedim. Şimdi mesela bakın, 130 falan diyorlar. Kanada küspesi bizim ürettiğimiz, biz her yıl 80-85 bin ton civarında kanada üretimimiz var. Kanada küspesi de çok değerli. Yani 34 ile 35 arası proteini var. Çok güzel, keyifli bir küspe. İçeride yerli, kendi küspemiz. Yani onun da değeri 400, mesela geçen sene 300-310 dolardı. Bu sene 400-420 dolarlara çıktı o da küspesi. Yetişiriz yani. Ben şunu demek istiyorum. Biz esasında fazla değil, göreceksiniz. Biraz daha desteklemeleri akıllıca yaparsak, prim sisteminde biraz daha çiftçinin lehine ondan sonra işte düşen inen piyasalara göre ayarlayabilirsek biz çok rahatlıkla 1 milyon ton aspir, 1 milyon ton kanola ve 1,5 milyon ton ondan sonra ayçiği üreterek bu ülkenin ondan sonra çok rahatlıkla açığını kapatırız. Ya, o kadar, 5 yıl sonra bu soruları konuşmayız. O kadar iyimsersiniz ki şimdi öyle bir soru soracağım ki size. O sorunun sonucunda... İyimserim tabii, çiftçinin gücünü biliyorum. Şimdi çiftçinin gücünü biliyorsunuz da şimdi şöyle bir durum var. Sulanabilir alanlarımıza baktığımız zaman, suyun ülkemizde tarım alanlarındaki kullanılabilir kapasitesine baktığımız zaman daha doğrusu %45 kapasiteniz var. Ama şimdi biraz şu anda %20 kullanıyoruz. Mesela Güneydoğu Anadolu biraz önce size çapraz bir soru sordum. İşte 100.0 faizli kredi almışız. Bilmem kaç milyar lira Ziraat Bankası'ndan çiftçilerimiz. Ama bir bakıyoruz hala vahşi suluyoruz. Yani damla sulamayı bile biz vahşice kullanıyoruz. Bak çok önemli bu. Ben birkaç tarlaya gittim, gezdim böyle. Damla sulama, bahçe, meyve bahçesi veya sebze bahçesi. O memeler var ya, memelerin aralıkları tamam, güzel, her şeyi fizibilitesini yapmış da. Damlama saniyesi var ya, damlama saniyesi, damlama miktarı. Öyle bir açmış ki adam, sanki vahşi suluyor. Yani bunun tamamen eğitimle ilgisi var. Cehalet. Ha işte, ya Önder Çiftçi projesi zaten buradan ortaya çıkıyor. Zaten bizim gibi 100 tane dernek olsa Türkiye'de ülkenin şekli şemali i̇şte değişir. O yüzden diyorum. O zaman bununla ilgili benim kişisel görüşüm havza modelinden ziyade, bakın siz çiftçiyi bilinçlendirirseniz, kooperatifleştirirseniz, birlik haline getirirse o havza modelini oluşturur zaten kendini. Bir şey söyleyeceğim. En iyi yatırım nedir? İnsana yapılan yatırım. Tabii ki insan. Bu işi kim yapıyor? Siz istediğiniz zaman para verin, kredi açın, şunu yapın, bunu yapın. Yok. Şayet siz bu işi yapacak olan çiftçiyi sahada ondan sonra bilinçli hale getiremezseniz, onları öyle bir modelle, onları ben eğitim derken ondan sonra kesinlikle üniversite falan filan demiyorum. Yani tarım bilgisi, balık ver bilgisi, pratik bilgisi. Balık vermeyeceğiz. Balık tutmayı atacağız. Evet, olta vereceğiz. Bütün mesele budur. Bunu yaparsak ondan sonra çok çok büyük yerlere gideriz. O dünyanın paraları harcandığı kapta biliyor musun? MON projeleriyle aşağı yukarı. Şimdi niye harcanıyor? Hala harcanıyor ve eğitim noktasında bir adım ileri gidemiyoruz. Evet. Tamam mı? Çok az vaktimizin kaldığını söyledi yönetmen arkadaşımız. O süreçte cevap ver abiciğim. Sen de bana sorabilirsin başka programlarda. Tarım Bakanı, ben başbakanım. Seni Tarım Bakanı olarak atadım. Teşekkür ederim. Yani senden 3 tane çok önemli şey istiyorum. Proje istiyorum. Hemen doğaçlama ne yaparsın? Çok basit. İlk önce 2 yıllık bir projede bir kere eğitimsiz çiftçi bırakmam. Bir kere herkesin yani eğitimsiz çiftçi kesinlikle hiçbir kredi falan alamaz. Bu çok önemli. Tamam mı?
Hiçbir destekten de faydalanamaz. Yani herkesin en azından ondan sonra bir sertifikası 3 ay, 6 ay bir sertifikası olacak. Çiftçilik bir meslektir. Her mesleğin bir sertifikası, belgesi vardır kardeşim. Ya ziraat odalarına kayıtlı olmaz bu işler. Hayır, olmaz. Ondan i̇ki, sonra. İki abicim. Ondan sonra, iki, ondan sonra bir kere bizim gibi ondan sonra önder çiftçilik modelini tüm Türkiye'de yaygınlaştırırım. Değişik destekler ondan sonra bularak. Daha fazla destekler. Tabii mesela biz tarımsal yayımda bir destek var, 600 liralık bir destek var ondan sonra. Özel tarımsal yayın ve danışmanlık modellerine ama bunun kuruluş aşamasına da ayrı bir destek veririm. Yani bu yapının büyümesi, gelişmesi, kendi kendine organizasyon modelleri, danışmanlık noktasında, bilgi noktasında. Bilginin direkt ulaşması lazım çiftçiye, direkt. Aracısız. Yani var olan bilginin kapısında olması lazım. Aynı kapısında ziraat mühendislerini. Yani şu anda devlet aldı biliyorsun 2500-7500 dolu sayısı. Hepsi muhtarlıklarda oturuyorlar, ÇKS'e dolduruyorlar. 3 abi. Çok yani, önemli konuydu o. Çok iki. Önemli. Ondan sonra destekleme modelini baştan aşağı yeniden yapılandırırım. Mesela? Yani girdileri ucuzlatıp ondan sonra destekleme modellerini ondan sonra yeniden yapılandırmak lazım. Yani ülkenin ihtiyacına göre şu anda prim sistemini ondan sonra o şekilde ayarlamak lazım. Yılla her yıl değiştirerek ondan sonra uygulamak lazım. Tabii bir de girdileri ondan sonra ucuzlatmak lazım. Hala Türk çiftçisi dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor şu anda. Zemini kullanıyor. Yazık değil mi? Üç tane çok önemli noktaya parmak bastı. Hemen ilk gün. Şimdi izleyicilerimiz diyor ki Sayın Nezih Suyaran keşke bakan olsa. Ama tabii Sayın Bakanımız da bunları düşünüyordur ama tabii ki bizim ülkemizin gerek coğrafi, gerek politik, yani ne dersiniz deyin, akla ne gelirse gelsin, ülkemizle ilgili bayağı sıkıntılarımız var. Kısacası siz de söylediniz ya, tarım temel olması gereken bizim için özellikle önemli bir konu. O yüzden temelden alttan böyle örerek, hani derler kader ağalarını örme diyorlar ya. İlk önce altı bir sağlam açacağız. Alt yapı. O da eğitim. Dediğiniz gibi çok önemli. Eğitim. Sadece kuru kuruya değil. Ve bir şekilde eğitimden sonra bir beraberlik, bir sivil toplum örgütü. Ciddi ama. Çok ciddi ve icraat olan, değil mi? Üçüncüsü de yine bu en önemli, ülkemiz o kadar polikültüre sahip ki inanılmaz ürünler yetiştiriyoruz. Dört mevsimimiz var. Bu sistemdeki ürünlerin desteklemesiyle ilgili. Tam bitti. Ben bunları çözdüğünüzde, yani bir de politik davranmayacaksınız. Ben onu söylemenizi öyle. Beklerdim aynen. Ama niye söylemediniz aynen. Bilmiyorum yani. Politik zaten yani, ama tarım politikası bu. Olmaz. Bu ay tarımın politikası olur, tarımın siyaseti olur. Bu tarımın siyasetidir. Parti politikası değil olmaz. Değil mi? Yani ziraat odalarımıza bakıyoruz, diğer birliklerimize bakıyoruz. Hep bölünmeler, şeyler bunlar. Hala ben bu çağda. Ben onu anlayabilmiş değilim zaten. Hala bu çağda onu yaşıyoruz. Maalesef öyle. Ama şunu söylemek de lazım. Türk tarımı dinamik. Türkiye'sen esasında dinamik. Genç nüfus yani, da artıyor. Geliyor. Alttan zorluyor. Bugün köylere gidin işte internet her evde. Her evde olmasa iki akıllı evde bir tane kompütür var. Akıllı telefon her var. Şey var. Artık sistemler değişiyor. Bilgi ulaşıyor herkese. Bilgi daha hızlı ulaştıkça değişim kaçınılmaz. Evet. Türkiye'deki tarımı 10 yıl sonra kimse tanıyamayacak. Şimdi o zaman bize ayrılan sürenin sonu erdi. Ciddi misin? Valla ayrıldı bu kadar süre. Çok çabuk gitti ya. Daha konuşacağımız çok şey vardı. Olacak. İnşallah bundan sonra sayın izleyicilerimize de buradan söz verelim. Bundan sonra her hafta sonu yine başta da söylediğim gibi cuma günü haftanın analizini yapacağız. Evet. Konuklarımız olacak sevgili izleyiciler. Sizden gelen soruların da cevapları olacak aynı zamanda. Alt yazıyla geçen mail adresine olabilir. Tweet olarak, Facebook adresinden ve mail adresinden ayrıca telefonla bize ulaşıp cevap almak istediğiniz sorularınız varsa onları yazarsınız, söylersiniz. Size bu programımızda Nezih Bey'le beraber ve konuklarımızla beraber cevap vermeye çalışırız. Başka bir tarım analiz programında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Evet, hoşça kalın. Hep tarımda kalın.